Daha sonra aslına bakarsanız çok söylemek çok doğru değil ama söyleyelim. Bir de bir şanssızlığın böyle akademik bir toplantıda üç değerli panelistin arkasından konuşma yapmak gerçekten çok zor. Umarım kendimi tekrarlamam, umarım yanlış şeyler söylemem. Şimdi arkadaşlar, özellikle Bloomberg gibi televizyonlara bakıp iktisatçıları dinlerseniz orada, bu iktisatçıların birkaç kavramı çok fazla taktığını görürsünüz. Bunlardan birisi büyüme kavramıdır. Birisi de yapısal reform. Yani bu ikisi kavram hemen hemen her konuşmacı dile getiriyor. Büyüme şöyle olmalı, büyüme böyle olmalı, yapısal. Her şeyin başını, bütün sorunlarımız, ekonomik sorunların temelini yapısal reformlar olarak görürler. Tabii bu tür iktisatçılar iktisattaki insanı sadece iş gücü olarak görürler. Mesela yapısal reformlardan biri iş gücünün geliştirilmesidir. İşte birisi rekabet ortamının iyileştirilmesi, iş ortamının iyileştirilmesi, geliştirilmesidir. Biri bu Ar-Ge daha fazla yatırım yapmaktır. Ve bu yapısal ortamlar olunca her şey iyi olur diye düşünüyorlar. Şimdi ben diyorum ki, Türkiye ne bu ekonomik yapısıyla, ne de bu devlet yapısıyla Türkiye'nin kalkınma şansı yok arkadaşlar. Yok. Çünkü ekonomik durumumuz özellikle üretim yapımızı incelediğimizde Türkiye'nin üretim yapısı. Hani bu şu anda Endüstri 5.0 çıktı ya, hani insansız teknoloji, yapay zeka, bu blockchain yani blok zincirleri gibi kavramlar geldi ya. Biz hala ekonomik yapımızın temelini hala Endüstri 2.0'a yani elektriğe, kısmen elektroniğe ve bazen de çok az dijital yani Endüstri 3.0'a dayandırıyoruz. Ve ekonomik yapımızın çok büyük bir kısmı da fasulye üretimi arkadaşlar. Fasulye üretimi aslına bakarsanız çağdaş köylüdür. Çünkü fason sadece burada işçiyi çalıştırır, katma değeri, buradan yarattığı katma değeri yurt dışına yollar arkadaşlar. Bu üretim yapımızda biz mesela ben şimdi açıkçası bilim adamı olmak Türkiye'de çok zor. Çünkü verileri sağlayan kuruluşların sağladıkları veriler doğru değil. Şimdi konuşmacılarımızın bir kısmı işte TÜİ'ye değindiler meşgulen. Diğer ama TÜİ'ye herhalde verilerin birçoğu aslına bakarsanız çok manipülatif, çok yanlış. Bunu da diğer verilere bakarak görüyoruz. Mesela ben burada ENAG'a şükran duyuyorum. ENAG olmasaydı biz özellikle enflasyon konusunda bu kadar bilgilendirilmeyecektik. Oranlara bu kadar hakim olacaktık. Ne TÜİ'nin verileri ne de İTO'nun verileri ENAG'la karşılaştırılıyor. Çünkü bir gördük ki biz ENAG'la TÜİK arasında bazen 3 katı, bu biraz insafa geldiler, %50'ye düştü fark. %50'lik enflasyon farkı oluyor ama geçen yıl 3 katıydı. Yani TÜİK, resmi enflasyonu, ben şeyi de inceliyorum özellikle, yani enflasyon spektrumuna da bakıyorum. Hem ENAG'ın hem TÜİK'in nasıl hesaplayınca, yani altlarına da bakıyorum arkadaşlar. Gerçekten ENAG'ınki uluslararası konularda yapılan bir çalışma. Oradaki her arkadaş şükran duyuyor. Gerçekten güzel çalışma, onlar sayesinde bilgilendiriyoruz. Şundan diyorum ben, mesela Ar-Ge çalışmalarında TÜİK diyor ki, Türkiye Gayri Safi Milli Hasılası'nın 1.4'ünü Ar-Ge'ye yayılıyor. Bu doğru olmamalı çünkü ben bunu şuradan biliyorum. Bu ISO'nun 500 sanayi kuruluşu var ya, bunların son 4 yıllık şeyine baktım ben, Ar-Ge çalışmalarına baktım. Mesela da çok ilginç bir şey söyleyeyim. 500 kuruluşun 260 yılında hiçbir Ar-Ge harcaması yok, hiçbir Ar-Ge çalışması yok. 500'den 260'da. 240'ın Ar-Ge çalışmaları harcaması, 260'ın var. Mesela 2019'da bu kuruluşların gelirlerinin 1058'i Ar-Ge'ye gidiyormuş. 2020'de 1053'e düşmüş, 2021'de 1044'e düşmüş, geçen yıl 1036'ya inmiş. Bak TÜİK 1.4 açıklıyor, düşünebiliyor musunuz? Ki diğer diyebilirsiniz ki sadece 500 kuruluş yok, diğerleri de var ama ekonomide ağırlıkta 150'den fazla 500 kuruluş. Yani diğerlerini sayarsak da en fazla bunun iki katı bir büyüklükte olabilir. Burada TÜİK insanları yanıltıyor. Mesela bu ekonomik yapımız bizim, işte biliyorsunuz aylık olarak 30 milyar dolar ithalat, 20 milyar dolar da ihracat. Gerçi geçen ay bu aradaki fark 10'dan 5'e düştü ama böyle bir yapı doğuruyor. Teknolojik ürün ihracatının toplam ihracat şey payı %3 arkadaşlar, %3. Yani biz Endüstri 4'e göre, Endüstri 5'e göre sadece yaratımın %3'ünü yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu Bilişimciler Derneği de bir dernek var. O çok güzel çalışmaları var. Bunu yıllık yayınlıyorlar. Çok da büyük bir tecrübemiz var. Dijital beyin gücü de fazla. Yani
Endüstri 5.0'ı sağlayacak insanları da tutamıyoruz aramızda. Kısacası bu üretim yapımızla bizim kalkınma ile ya da o hani mucize olan büyümeye erişme şansımız yok. Şimdi yapısal reformlarda devletin rolü sayılmıyor arkadaşlar. Yani peki bu devlet yapısıyla bizim kalkınabilir miyiz? Bu devlet yapısıyla biz halkımıza refah sağlayabilir miyiz? Buna da ne yazık ki hayır diyorum. Şimdi yine TÜİK verileri yayınlamak söyledi arkadaşlar, yoksulluk, ama yoksulluk aslına bakarsan daha da dram. Çünkü bunu şeyden biliyorum ben, hemen bu Suisse, Kredi Suisse'in dünya refah raporu var. Bu şu an TÜİK'in bahsettiğinden durumun çok daha vahim olduğunu söylüyoruz. Diyor ki bu Türkiye inceleri, nüfusun %1'i diyor, gelirde %39 düşürme alıyor diyor. %10'u da diyor, %68'ini alıyor arkadaşlar. Yani Türkiye, Hacer Farbo'yu burada saygıyla anıyorum, o derin yoksulluk denilen bir kavram ortaya çıktı. Gerçekten çok ciddi bir derin yoksulluğun içinde arkadaşlar. Peki bu bütçe yapısıyla, üstadlar bahsetti, bu bütçeyle, bu bütçe oluşumlarıyla biz kalkabilir miyiz? Bu da hayır. Çünkü Türkiye'de arkadaşlar veri almak gerçekten çok zor. Bak Haziran'ın verileri manipüle ediliyor. Merkez Bankası'nın şu 128 milyar olayı var ya, Merkez Bankası'nın verilerine ulaşılamıyor. Merkez Bankası veri saklıyor. Devletin gelir ve gider harcadığı kurumları biliyorsunuz Sayıştay denediler. Sayıştay'ın elinde 4000'e yakın yolsuzluk raporu var. Sayıştay bu konuda meclise bilgi veriyor ama sonuçlarında, çünkü Sayıştay ne zaman bir üst mahkeme gibi, bir üst mahkeme olmaları gerçi literatür tartışılıyor ama bir üst mahkeme bir bu sonuçları yargılayıp ilgili bölüm müdürleri hakları, üst yönetim hakkında alacak davası açmak zorunda. Bunları ne yapmadığı konuda konusuna ne yazık ki ne kamuoyuna ne de meclise bilgi verilmiyor. Gene çok gerçek bir kavram var, yolsuzluk var. Ben bunu hep diyorum. Türkiye'de bir bütçemiz var, bir hazinemiz var. Bir de Türkiye'de paralel bütçe ve paralel hazine var. Bakın Türkiye, dünyada bir tek ülke var. Yolsuzlukta 101. sıra var arkadaşlar. Avrupa'da da bir tek Bulgaristan bizim önümüzde. Bulgaristan her şeyde bizi biraz geçiyor. Biz 27 sıradayız. Yani yolsuzluğun en yoğun olduğu 27 ekonomiden biriyiz arkadaşlar. Yolsuzluğun İşçi ücretlerini biliyorsunuz. Üstad bahsetti. Mesela 2021 yılında asgari ücret 2825 liraymış. Bugün 11.402 lira olmuş. Peki enflasyon 2021 yılında 100 liralık ürünün bugünkü fiyatı tam 860 lira çıkmış arkadaşlar. Yani sizin eğer geliriniz 2001 yılından bu yana 8,6 kadar değilse siz ciddi bir gelir kaybı yaşamışsınızdır. Başka bir olay var. Türkiye'de ciddi bir lüksleştirme yaşanıyor arkadaşlar. Son 10 yılda mevcut mülk sahiplerinin yani konut sahiplerinin %12'sinden fazlası konut sahibi olmaktan konutlarını yitirdiler arkadaşlar. Bu da çok ciddi bir tehlike. Bunlara hep dikkat çekmek için lazım. Finans kesiminin karlılığı da çok önemli bir şey. Son bir yılda %366 artmış. Son bir yılda %366 artmış. Şimdi bunlara bakarak, bunlara görerek ne kaynaklarımız etkin kullanılıyor, ne doğru düzgün üretim yapımız var. Biz kalkınabilir miyiz arkadaşlar? Biz büyüyebilir miyiz? Biz halkımızın geri kalan halkının tamamını refah sağlayabilir miyiz? Zannetmiyorum arkadaşlar. OVP'den değinmedi, biraz OVP'ye değinmek istiyorum. Biliyorsunuz Devlet Plan Teşkilatı diye bir teşkilatımız var, 1960'ta kuruldu. Ama 2011 yılında bize plan değil, pilav lazım denilerek kapatıldı. Şimdi bu mevcut OVP'de de, bu aslına bakarsanız İMF'siz bir İMF planı. Daha önceki OVP'lerden aynı şeyleri hemen hemen söylüyor. Yeni hiçbir şey yok. Vergiyle ilgili çok şey var. Burada herkesin hemen, buradaki arkadaşların hepsini unutması lazım. Çünkü OVP önemli bir kısmı vergiye ayrılıyor. Önemli bir kısmı da büyümeye ayrılıyor arkadaşlar. Bunu incelersek iyi olurdu. OVP'de en önemli dikkat çeken madde faiz harcamaları. Faiz harcamaları. Bakın diyor 2023 yılında biz her 100 liramızın 15,13 kuruşunu faize, 2024'te 16,93 kuruşumuzun faize, 2025'te 19 lirasının faize, 2026'da 20 lira 23 kuruşumuzun faize. Yani Türkiye'nin yarattığı katma değerinin 20 lirasını biz faize alacağız. Bu inanılmaz bir rakam.
işte kur korumaların getirdiği durumu görüyoruz değil mi arkadaşlar? Kur korumaların getirdiği. Peki, bunlar oluyor. Bu gelirleri elde edenler vergileniyor mu? Vergilendiriyor. Mesela Türkiye'de milyonlarca hisse senedi gelirimiz olduğu zaman vergilendiriliyor. Bir yıldan uzun vadede bankada para tuttuğunuz zaman paranın miktarı ne olursa olsun vergilendiriliyorsunuz. Daha önce %15 olan 6 aya kadar olan su payısı kademeli olarak %5'e düştü. Yani burada görüyoruz arkadaşlar, vergi sadece ekonomik bir tercih değil. Vergi hem sınıfsal hem de ideolojik bir tercih. Türkiye'de ne yazık ki vergiyi planlayanlar, vergilemeyi düzenleyenler, Türk halkının genelini düşünmeyip azınlıkların çıkarı için, azınlıkların milli gelirdeki payını artırmak için bir planlama yapmışlar arkadaşlar. Bunu nereden biliyoruz? İşte bu dolaylı dolaysız vergilerden biliyoruz. Mesela 1990'da bu dolaylı vergiler %48 iken 2023'te %76.4'e yükselmiş. 500'den fazla vergi var. Ve özellikle son biliyorsunuz şu son 4 ayda inanılmaz derecede bu dolaylı vergiler, bir kısmı servet vergileri gerçi ÖTV gibi arttırıldı ama yani bununla artık baş etmek imkansız. Yani halk bugün bir işçi gelirinden gelir vergisi ödüyor ve aldığı paranın kapıdan çıktığı zaman her tutuşunu vergi olarak ödüyor arkadaşlar. Bu korkunç bir şey. Şimdi mükerrem olmasın diye notlarıma bakıyorum. Peki, emekçiye bunları hor hak görenler, emekçinin gerçekten ciddi bir yoksulluğa, asgari ücret olduğu gibi sürükleyen insanlar, emekçinin haklarını, hak aramalarını özgür bırakıyorlar mı? Hayır arkadaş. Her yıl hemen hemen 20'ye yakın grev iptal oluyor, erteleniyor ya da mesela Türkiye'deki çalışan işlerin sadece %14'ü sendika. Örgütten hakkı yok. Ve sendika olanların hak arayışları terörize edilerek bunlar biliyorsunuz çeşitli olanlar terörize ediliyorlar ve haklarında işten yapıyorlar arkadaşlar. Mevcut sendikaların niteliği tartışılabilir gerçi. Bu 14 kişiyle kamunun o sarı sendika dediğimiz kitleler de var arkadaşlar. Yani inanılmaz bir oran bu. Ve Türkiye işçi haklarında dünyanın en kötü 10 ülkesinden biri olarak görülüyor. Yani en kötü 10 ülkesinden biri olarak görülüyor. Ve yine Türkiye 2023 raporuna göre özgür olmayan ülkeler sınıfında arkadaşlar. Dedim yani vergi ideolojiktir. Vergi sınıfsal bir tercihtir arkadaşlar. Şimdi Magna Carta'dan bahsettim. Magna Carta diyor ki temsilsiz vergi olmaz diyor. Bizim anayasanın 73 maddesi var, orada duruyor. Her maddesine bakarsanız. Ne diyor işte? Herkes gelirine göre vergi öder. Herkes gelirine göre bu vergi harcamalarını kazanır. Fakat burada çok enteresan bir madde var. Bunu da okurken, daha önce biliyordum ama okurken dikkatimi çekti. Madde diyor ki, vergi resim, harç ve benzer yükümlülüklerdeki muafiyet, istisna ve indirim oranlarına, bunların alt suç sınırlarına Cumhurbaşkanı yetkili. Daha önce bakanlar kurulundaydı. Fakat şimdi Cumhurbaşkanı. Yani mesela ÖTV'de Cumhurbaşkanı 4 katına göre arttırabilir, sıfıra indirebilir. Ya bu inanılmaz derecede ciddi bir aslına bakan kanunla vergi konulur ya, ona karşı anayasayla getiren ciddi bir blok. Cumhurbaşkanı kürek sistemiyle bakanlar bunu ortadan kaldırdığı için direkt bir anda Cumhurbaşkanı'na verildi. Bu da çok şey. Ekonomiyle ilgili bunlara kısa değineyim. Biraz muhasebeye gelelim. Şimdi muhasebe, biraz tarihçeden bahsedelim isterseniz. Şimdi muhasebe gerçekten insanlığın tarihinde önemli bir yere edinen bir meslek, bir uğraş. Hatta yazının bile bulunması bir şekilde muhasebeye bağlı arkadaşlar. Şimdi enteresan bir şey söylüyorum ama gerçekten o. Biliyorsunuz ilk insanlar, yani toplumları da aslına bakarsanız endüstri 5 gibi 5'e ayırabiliriz. İlk insan mesela toplum 1-0 diye bu avcı toplayıcı toplumları koyuyor. Avcı toplayıcı toplumlarında muhasebeye ihtiyaç var mıydı? Yoktu. Bilgi var mıydı peki bu toplumlarda? Bilgi vardı. Ama bilgi insan hafızası kadar, insan hafızasına kadarsa bilgi o kadar. Sonra toplumlar bu tarımı keşfil ederek toplumsal gelişmeler olmaya başlandı ve ürün sayısı artmıyor. Ürün sayısı artmaya başlayınca ticari ilişkiler çeşitlendi. Ve bu şekilde ticaret gelişince önce hologramlar kullanıldı. Mesela buğdaysa, buğday taşıyan kutunun başına buğday resmi konuluyor.
ortaya. Fakat bu da yetmeyeceğim. Hesap işleri diyorlar. Ya biz yazalım gibi bir fikir doğu veriyorum. Ve ilk insanlar bu işte ilk insan biliyorsunuz 3,5 milyon önce Lucy diye bir primat Afrika'dan gelen 6000 yıl önce de Sümerlerin yazıyı bulunduğu söyledi. Yani ilk hesap aslında. Yani yazının bulması ilk hesaba dayanıyor. Bu kadar önemli bir meslek. Veri sağlayan bir meslek. Ama nasıl veri sağlayan? Şeffaf, güvenilir, açık ve toplumun herkesine hemen hemen bilgi sağlayan. Bugün hiçbir disiplin, muhasebenin kullanılmadığı hiçbir disiplin yoktur. Bütün disiplinlerde bilim adamının yanında muhakkak hesaplama ve muhasebe bilgileri vardır. O kadar önemli bir bilgi. Devlet için önemi var, biliyorsunuz. Devlet için önemi var, vergi var, birazdan değineceğim. Kişiler için önemi var toplumun geleneği için. Çünkü niye? Bu vergi matrağı belirleniyor, oradan toplumun hakları var. İş adamları için veri ihtiyacı var. Var da var yani bu mesleğe. Bu meslek böyle önemli, herkesin bildiği bir meslek. Mesela muhasebeciyi nasıl görüyorlar? Bir muhasebeci algı anketi var, çalışması var dedi. Yüksek lisans dedi. Orada bir baktım. Mesela kamu otoritesi muhasebeci diyor ki, kamu otoritesi, vergilemenin en önemli aktörlerinden biri diyor muhasebeci. Vergilemenin en önemli aktörlerinden biri. Vergi matrağını ortaya çıkaran kişi diyor. Mükellefin vergiye dair tutum ve davranışlarını en önemli etkileyen kişi diyor. Böyle bir misyonumuz da var yani. Yani mükellefi bir şekilde eğitimleştirmek. Diyor ki, vergi bilincinin yayılmasına en önemli katkıda bulunan kişi diyor. Vergi bilincinin yayılmasına en önemli katkıda bulunan kişi. Ama biz biliyoruz ki aslında kadar zırhlı başka şeyler de var. Bunu bilirken uygulamalardan biliyoruz. Yani nedir mesela? Diyor ki idare, ya muhasebeci diyor, hani biraz da olsa kayıt dışılıktan sorumludur diyor. Uygulamalardan birazdan nedenini söyleyeceğim. Diyor ki, vergi kayıt ve kaçakçılığın nedenlerinden biri de diyor, muhasebe diyor. Bunu nereden biliyorum biliyor musunuz arkadaşlar? İstanbul Odası'nın disiplin kurulu kararlarına baktım. Şimdi İstanbul'da herhalde 20 bin yakın büro sahibi var. Yani bu mesleği, yani 20 binden biraz fazla olabilir. Sayılara çok hakim değilim. Her ay 300-350 tane dosya denetim elemanlarından, şu da daha iyidir, yani daha iyi hakimdir. Denetim elemanlarından muhasebeciye sorumluluk yazıyor. Tabi yeminlerin tamamı oluyor incelemelerde. Yani demek ki bu iki zam, yani kayıt dışılığının sebebi, vergi kayıp ve kaçakların sebeplerinden biri muhasebeci olarak görülüyor. Bu da belli. Peki bu muhasebeye denetime ihtiyaç var. Denetim denilen bir kavram da var. Muhasebe var, denetim. Bu denetime ihtiyaç niye büyümüş? Niye bu kadar denetim günümüzde önemli? Gerçi önemli mi bilmiyormuş. Ben 4 büyükleri inceledim. Bunların gelirlerinin artık çok az kısmı denetimde. Çok önemli bir kısmı bunların danışmanlıktan geliyor. O da çok ilginç geldi bana. Yani denetimden değil, danışmanlıktan para kazanıyorlar. Şimdi küreselleşmeyle beraber bu küresel firma sahipleri, biz onlara çüş diyoruz, çok güçlü şirketler, yatırım yaptıkları, borç verdikleri ülkelerden bilgi almak istiyorlar. Bilgi almak istiyorlar. Bunun için de ya her ülke başka bir sistem kullanıyor, bir ortak dil bulamıyorlar. Yani ortak dil yaratalım ki biz A ülkesine gittiğimizde o ülkenin bilgi düzenliği içeri bizim bu ortak dilden bize lazım. İşte bu uluslararası muhasebe standartlarının çıkması, genel kabul edilmiş muhakeme ilkelerinin ortaya çıkması hep böyle bir bilgi ihtiyacı, birilerinin bilgi ihtiyacı oluyor. Türkiye'de bu çalışmalar oluyor. Mesela 1960 yılında Nilberi diye bir adam geliyor İstanbul'da bir denetim firması kuruyor 1960 yılında. Geliyor İstanbul'a bir denetim firması kuruyor. Fakat adam bir yıl dayanamıyor. Çünkü denetim ne olduğunu anlatamıyor insanlara. Bir yıl sonra adam bunları tası tarağı toplayıp gidiyor. Sonra 1975 yılında Arthur Anderson, şu meşhur Enron olayıyla kapatılan var ya, biraz büyük skandal olan Enron. O geliyor 1975'te ilk İstanbul'da küçük bir ofis kuruyor. Böyle devletin başlıyor. Tabi uluslararası ilişkiler derinleştikçe, mesela 1981 yılında SPK, sonra BDDK, sonra sigorta ve standartlara parça parça böyle bir kısmını alıp kullanmaya başlıyorlar. 2005 yılında ROKS raporu diye bir rapor yayınlanıyor. O rapor Dünya Bankası'nın kuruluşu, Türkiye'deki denetim işlerinin kalitesi konseptli bir rapor yayınlıyor. Ve o rapordan sonra da aslına bakarsanız bu hem
temel, yani hem Türk muhasebe sanatlarının çıkması, önce şunlar büyük işletmeler çıktı bu. Çünkü ilişki kullanan büyük işletmelerdi. Sonra büyük işletmelerden sonra KOBİ'ler bu sefer borç alacak, yatırım ilişkiye çıkıyor. KOBİ'ler işte KOBİ standartları çıktı. Mesela bu yılın başında da bilmiyorum, haberiniz var, küme diye standartlar çıktı. Yani küçük ve mikro ölçekli işletmeler standartlar. Mesela bir dahaki yıl, bu yıl 2023 uygulanacak. Bir dahaki dönem, bir dahaki 2024 özellikle bankalarla kredi anlaşması yapan firmalarınız varsa size kümeye göre finansal tablo ister, sakın şaşırmayın. Finansal tabloları kümeye göre düzenleme durumunda kalabilirsiniz. O nedenle bir çalışma var mı? Bilmiyorum. Onu da yaparız. Efendim? Onu da yaparız. Anlamadım. Onu da yaparız. Onu da yaparız. Onu da yaparız. Doğru. Evet, bizim arkadaşlarımız her şeyi her zaman yapıyorlar. Yani ne kadar zaman kaldı başım? Bitti. O zaman ankete gidelim. Şimdi arkadaşlar, böyle bir şey olunca, serdinde hocalık olunca ya hep öyle deriz hani tezlerde. Ya sen tezini bir akademik çalışmaya dayandır, hani söylüyorsun bunları ama şimdi biz yoksulluğu, meslektaşın geçimi, meslektaşın yoksulluğu, halkın yoksulluğu anlatırken arkadaşlar gerçekten özellikle pandemi sonrasında halk yoksullaştı, bir meslektaş yoksullaştı. Bu tezimizi iyi bilimsel çalışma. Ne kadar bilimsel onu tartışılır çünkü 20 bin İstanbul'da büro sahibi var. Biz 150 kişiye ulaşabildik ama yine de umarım bu çalışma hem meslek odaları için hem de bundan sonra kutup akademik çalışma yapan arkadaşlarımız için bir ışık olur diye düşünüyorum. Çünkü ben buraya gelmeden evvel meslekle ilgili bir sürü onlarca doktora tezine, onlarca yüksek lisans tezine baktım ama bu tip bir çalışma, yani meslekçinin ekonomik durumla ilgili bir çalışma göremedim. O nedenle bunu bir ilk kez yapalım. Ve belki de bizden sonra işte İstanbul odası, ne bileyim Ankara odası, ne bileyim İzmir odası gibi odalar, büyük odalar, ufak odalar, belki TÜRMOB, meslektaşlarıyla bu çalışmayı yapabilir diye düşünüyorum. Şimdi şu 21 tane soru sorduk arkadaşlar, 21 tane. Ünvanlarını sorduk, orada görüyorsunuz herhalde değil mi arkadaşlar? Ağırlıklı olarak yanıtlayanlar serbest muhasebeci, mali müşavir. Cinsiyetlerini sorduk. Ben tam tersi bekliyordum ama erkekler daha çok yanıtlamış. Ağırlıklı olarak erkek olduğunu, eğitim durumlarını sorduk. Ağırlıklı olarak lisans mezunu olduklarını, medeni durumlarını sorduk. Ağırlıklı olarak evli. Bu bizim için önemli bir gösterge arkadaşlar. Faaliyet sürelerini sorduk. 20 yıldan fazla büyük bir çoğunluğu dikkat ederseniz. Yani mesleği oturmuş artık. Hayata belli yerden bakan insanlar. Ofiste olan sürelerini ağırlıklı olarak 0-5 yıl olarak çıktı. Demek ki bunların birçoğu mesleğe, yani ofis sahibi olarak başlamışlar. Eleman sayıları genelde 1-3 arasındır genelde. Aslı burada hedef olan sorularımıza geçiyoruz. Bugüne kadar olanlar hazırlıktı. Yaşanan ekonomik kriz sizleri ve çalışan etkileyebilir mi diye sormuştur. Ağırlıklı olarak, yani 96 küsur herhalde değil mi arkadaşlar? Evet, etkileyebilir demişiz. Mesleki faaliyetlerden aylık düzenli kazandığınız gelir ne diye sormuşlar arkadaşlar. Bakın yarısından fazlası İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin geçimi 45 bin lira civarında. Yani 4 kişilik bir ailenin 45 bin lira bir gelir yoksa İstanbul'da geçinemezsiniz diyorlar. Bu İstanbul Planlama Ajansı'nın bir çalışması. Yani TÜİK'in değil merak etmeyin onun bir çalışması. 45 bin lira meslektaşın 160 bin lira fazlasının geliri yoksulluk sınırının da altında. Ve İstanbul'da yaşam. Çünkü hedef kitle İstanbul için İstanbul'un da altında arkadaşlar. Ekonomik durumumuzda bir önceki yıla göre iyileşme var mı demişim. Ağırlıklı olarak hayır demiş. Yani bu kötüleşmeyi işaretliyor aslına bakarsanız. Müşteri sayımız arttı mı demişiz. Bunu doğrulayacak mıdır diye bir soru bu. Hayır demişler ağırlıklı olarak. Düzenli olarak hizmetler müşteri sayısını sormuşuz. Yani işte burada oranlar var. Yani ağırlıklı olarak 40'tan fazla yer gelmiş. Epey de fazla aslında. Mesleki kaliteyi de etkileyen bir süreç. Demek ki meslektaş geçinmek için, ben şöyle anlayabilirim, daha çok müşteri elde etmeye çalışıyor. Ülkeden yaşanan krizden alacaklarımız, müşterilerden alacaklarımız enflasyon kadar arttı mı diye sormuşuz. Ağırlıklı olarak aynı. Şimdi gördük, biliyorsunuz 2 yılda
Yani o bir yıl arakma 8.6 liraya ulaşmış. Eğer meslek mevzusunun geliri 8.6 kadar artmamışsa böyle bir artış yok demektir. Nedenleri ne diye sormuşuz? Burada mesleki rekabetten mesleke saygınlık eksikliğine kadar bir sürü şey saymış arkadaşlar. Ama ağırlıklı olarak gördüğüm kadarıyla diğer meslektaşların etik olmayan davranışları denmiş. Ücretiniz yılda kaç kez arttırıyoruz diye sorduğumuzda yılda bir kez denmiş. Bu da çok enteresan. Artık bir kez arttırılan ücret ne kadar doğru, o da aynı şey. Kamu otoritelerinin istenen ve size ek çalışmak getiren işlerden ek ücret alabiliyor musunuz diye sormuşuz. Yani angaryalar ücrete paraya dönüyor mu, gerisini şimdi gelire dönüyor mu diye sormuşuz. Ağırlık olarak hayır demiş. Yani meslektaş bunlardan da ücret alabiliyor. Müşteri adına ortalama kaç günü tavsiye ediyorsunuz denmiş, 30-60 gün arası. Yani burada bir tahsisat probleminden de ciddi olarak bahsetmek lazım. Borçlanma yapıyor musunuz demişiz. Bu ara Türkiye'nin inanılmaz bir borçlanma var özellikle. Son bir yıl ise %20 borçluk arttı Türkiye'de. O da çok korkunç. Yine ağırlıklı olarak yaptıklarını söylemişler. Ve meslek örgütleriyle ilgili, Kustak siz bunu duyuyor muyum? Meslek örgütlerinin bu ekonomik durumlar için yeteri kadar çaba gösterdiğini düşünüyor musunuz diye sormuşuz. Ağırlıklı olarak hayır demişler. Peki size kamu yeteri kadar saygı gösteriyor mu diye sormuşuz. Yani bu bir algı anketi aslında bakarsanız. Bu konuda yüksek lisans tezleri de var. O tezlerle paralellik açıkçası bu şeyde. Ve yine ağırlıklı olarak hayır demiş. Teşekkür ederim arkadaşlar. Doktor Meral Çelen arkadaşımıza teşekkür ediyorum sunumdan dolayı. Bir küçük şey sizinle paylaşacağım. Sonra kafe direkt için geçeceğiz. İstanbul Yememe Odası Başkanı Rahat Adıyaman davetinize şöyle yanıt vermiş. Derneğimiz tarafından 14 Ekim 2023 Cumartesi günü düzenlenecek olan uygulanan vergi politikalarının ekonomiye etkisi ve muhasebe mesleğinin önemi konulu panelinize nazik davetiniz için teşekkür ederim. Yoğun çalışmaları programı nedeniyle panelinize katılamıyorum. Başarılı geçmesini dilerim demiş. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi saat 16.07. 16.30'a kadar biraz nefes alma, çay ve dinlenme molası. 16.30'da size dağıtılmış olan sorularla ilgili hangi hocamıza soru sormak istiyorsan işaret duymak ve adınızı soyadınızı yazmak üzere ve ricam soruları okunaklı olarak yazmanız ricasıyla hepinize şimdilik iyi dinlenceler. 16.30'da görüşmek üzere.